Yapay zeka makine öğrenmesi, makineler, robotlar ve akıllı yazılımlar olarak tanımlayabileceğimiz bir şey. Yani insan türünün organik olarak insanlar gibi, işte evcil hayvanlar gibi zeki olan varlıkların yanında yapay olarak üretilmiş fabrikasyon ürünü bir zeka geliştirmesi. Buna kısaca yapay zeka diyoruz. Ve bilişim hukukunun bugününü de geleceğini de oluşturuyor. Yapay zeka dediğimiz şey aslına bakarsanız sadece Terminator filminde ya da Her filminde ve diğer filmlerde olduğu gibi akıllı robotlarla, insana benzeyen robotlarla, örneğin işte Suudi Arabistan'da vatandaşlık alan Sophia adlı kadın robotla alakalı değil. Yapay zeka dediğimiz şey aslına bakarsanız ikiye ayrılıyor. Birincisi zayıf, özel yapay zeka. Ki iOS cihazlarında mesela iOS işletim sistemi, Mac işletim sistemi, Windows işletim sistemi, Android işletim sistemi veya bir dijital pazarlama yazılımı bizim zayıf özel yapay zeka dediğimiz kısma geliyor. Ama bu işte Uzay Yolu filmindeki insana benzeyen robot Android Data, Terminator filmlerindeki bizim klasik Arnold ve diğer akıllı robotlar bunlar süper zekaya veya güçlü genel yapay zekaya karşılık geliyor. Yani bunlar en az insan kadar zeki olan robotlar. Ama robot dediğimiz zaman kamuoyunda bunu da çok yanlış anlıyoruz. Çünkü robot dediğiniz veya telefon dediğiniz ya da Endüstri 4.0 süreçlerinde makine dediğiniz şey yazılım olmadan ne ki? Yani sonuçta donanımı yapan, onu çalıştıran asıl şey yazılım. Bu anlamda yapay zekayı akıllı yazılımlar olarak görebiliriz. Çünkü sıradan yazılımlar çok büyük miktarda veriyi hızlı bir şekilde işleyip anlamlandıramıyor ve bizim satış pazarlamadan, üretim süreçlerinde optimizasyona kadar, ürün tasarımından, deneyim tasarımına kadar ihtiyaçlarımızı göremiyor. Bugün internetten alışveriş var, e-ticaret var ve fabrikalar arasında, üreticiler arasında sıkı bir rekabet var. Bankalar, saniyede 2000-3000 işlem onaylayan Mastercard ve Visa gibi sistemlerle çalışıyorlar. Her gün milyonlarca ve milyonlarca para transferi ve diğer mali işlem gerçekleştiriliyor. Bütün bunları yazılımla otomasyonunu sağlayabiliyoruz. Ama yazılımlar bile bunları efektif bir şekilde takip etmek, anlamlandırmak konusunda yetersiz kalıyor. O yüzden bu yazılımların kendi kendine öğrenen yazılımlar olması lazım. Machine learning, makine öğrenimi dediğimiz şeyden bahsediyoruz. Tabii günümüzde bu konu çok gelişti. Artık Google gibi şirketlerin siber saldırılara karşı bağışıklık kazanmak için kendi kendine kızamık aşısı gibi aşı yapan, yani kendi kodunu kendi yazan yazılımları var. Data Robot gibi örneğin Amerika'da büyük çiftçilerin sigorta risk analizlerini yapan yapay zeka yazılımları var. Data Robot ise daha ilginç çünkü her şeyden önce kullanımda olan bir ticari yazılım. İkincisi de sigorta risk analiz yazılımlarına işlerini nasıl yapacağını öğreten bir yazılım. Yani öğretmen yapay zeka. Dolayısıyla yapay zeka konusu çok ileriye gitti. Facebook'un geçen yıl bir haberi vardı hatırlayacak olursanız ki ben de kendi blogumda anlatmıştım bunu. Facebook sohbet robotunu çok zeki diye kapatmadı diye bir yazım var. Aslına bakarsanız Facebook insanların dilini anlayan, yani doğal dili anlayan, öğrenen bir yapay zeka geliştirmek istedi. Ki Messenger uygulamasına kuracağı bir sohbet botu sistemi ile insanlara internetten alışveriş yapsın. Facebook bunu geliştirmek istedi. Fakat iki tane yapay zeka yazılımını bir arada kullandı. Yani bunlardan bir tanesi İngilizceyi daha iyi anlamaya çalışan yazılımdı. Öbürü ise ukala yazılımdı. Öbürüne sen bunu yanlış anladın, sen bunu yanlış yaptın, doğru yapmak istiyorsan şöyle yap diye bıdı bıdı eden bir yazılım. Dolayısıyla birbiriyle konuşan yapay zeka yazılımları bile çıktı. Biri yapmaya çalışıyor, diğeri bozmaya çalışıyor. Ve biz bunları İngilizce'de Generative Adversarial Network diyoruz. Yani türetken hasım algoritmalar. Biri yapıyor, diğeri bozmaya çalışıyor. Ve biz bu tip yapay zeka yazılımlarını e-ticarette kullanmaya da hazırlanıyoruz. Örneğin Facebook'un yüz tanıma algoritması son 8 yılda çok büyük değişiklikler geçirdi. Artık bir resme baktığınız zaman kadını erkekten, çocuğu yetişkinden, arkadaki köpeğin cinsini King Charles'dan Doberman'a kadar ayırt edebiliyor.
Diyor ki bu arkadaki bir yedi cüce heykeldir ya da oyuncaktır. Gerçek bir insan değildir. Kış günü saat 12'de çekilmiş. Enlem derecesi de şu olmalı bu fotoğrafın gibi bir takım bağlamlar verebiliyor. Şimdi bu GAN algoritmaları dediğimiz Generative Adversarial Network'leri insanların ilk bakışta ayırt edemeyeceği kadar gerçekçi grafikler çizmekte. Yani grafik animasyonlar yapmakta da kullanıyoruz. Bunlara binlerce, milyonlarca resim veriyoruz. Bu çok büyük veriyi birkaç aylık sürede analiz ediyorlar, belki bir yıllık sürede. Ve arkasından bir yazılım, bir bot yazılımı, insanların bile ayırt edemeyeceği kadar gerçekçi insan yüzleri üretmeye çalışırken, diğer ukala yazılım onun bir bilgisayar tarafından üretildiğini anlamaya çalışıyor. Facebook bu tip yazılımları geliştirdi. Fakat baktı ki bunlar İngilizceyi bile verimli olmadığı için kısaltarak kullanmaya başladılar. Tabii öyle olunca da normal İngilizce konuşmak yerine bir tür Tarzanca ortaya çıktı. Kısacası yapay zeka sohbet botlarını çok zeki olup da insan türünü yok etmeye hazırlandıkları, büyük bir devrimi hazırlandıkları için korkusundan kapatmadı. İngilizceyi doğru dürüst öğrenemedikleri için aşırı derece optimizasyon yaptıklarından Tarzanca konuşmaya başladıkları için kapattı. Peki bunun bilişim hukukuyla ne ilgisi var? Çünkü biz insanlara hizmet eden yapay zeka geliştirmek istiyoruz. Duygusal olmak zorundalar bunun için. Doğal dili anlamak zorundalar. İnsanların derdinden, ihtiyaçlarından anlamak zorundalar. İnsani olmak zorundalar. Ve bunun için biz insan seviyesinde yapay zeka geliştirmek istiyoruz. Ve bu bilişim hukuku açısından çok büyük bir problem. Çünkü IBM Watson gibi Cognitive Analytics, yani bilişsel analiz yapan ve insan yerine karar almak yerine insanlara bir işi daha hızlı ve verimli yapmaları için tavsiyelerde bulunan yapay zeka yazılımları var. Örneğin kanser araştırmalarında 10 bin tane potansiyel ilaç molekülü üzerinden siz ilk olarak 4.sü ve 1826.sını araştırın. Buradan kan kanserine uygun bir ilaç geliştirme şansınız daha yüksek diyen IBM Watson gibi bir bilişsel analiz çözümü, bir yapay zeka çözümü var. Yani kısacası elimizde bilgisayarlarda işleyemeyeceğimiz, bilgisayarlarda depolayamayacağımız kadar çok veri var. Ve bizim bu veriyi normal bir analiz yazılımından daha hızlı olan bir yapay zeka yazılımıyla analiz etmemiz ve hızla karar almamız gerekiyor. İşte orada derin öğrenme denilen özel bir makine öğrenmesi sistemi, deep learning, devreye giriyor. Bunu Google'dan tanıyorsunuz. İnsanların geliştirdiği en zor, en karmaşık stratejik oyun olan Go oyununda hem dünya şampiyonunu, KJ'yi, hem de olimpiyat şampiyonunu yendi. Lee Sedol'u yendi. Peki nasıl bu kadar hızlı çalışabiliyor bu yazılım? Nasıl bu kadar akıllı olabiliyor? Kendi işinde sadece Go oyununda nasıl süper zeki olabiliyor ki, düşünün, bir gün her alanda insandan zeki yapay zeka da çıkabilir. Bu kadar hızlı düşünebiliyor çünkü bir bilinçaltı öğrenme sistemi. İşte DNA'nın çifte sarmal olduğunu bulan Crick, 1986 yılında Şaşırtan Varsayım adlı bir popüler bilim kitabı yazdı. Orada Francis Crick diyor ki, bilinçaltımızın nasıl işlediğini bilmiyoruz. Çünkü insan beyninin nasıl çalıştığını bilmemiz için bize bir beyin daha lazımdı. Ve onun nasıl çalıştığını bilmemiz için bir beyin daha lazım. Tabiat, diyor Francis Crick, tutumludur, enerji tasarrufuna yöneliktir. O yüzden bize sadece bir beyin vermiş. Ama o yüzden biz bilinçaltımızda hangi kararları nasıl aldığımızı, süreçleri bilmiyoruz. Derin öğrenme yazılımı da aynen o şekilde düşünüyor. Milyonlarca ve milyonlarca karar ağacı işliyor. Ve ara karar aşamalarından geçiyor. Dolayısıyla yapay zekanın bilişim hukukundaki en büyük problemlerinden biri kara kutu problemi. Yani bir kararı nasıl aldığını bilmiyoruz. İşte bilişim hukukçularının üstüne düşen bu. Bütün bu kara kutu problemini hukuki olarak çözmek, mahkemelere veya hakem kurullarına bunları entegre etmek. İkinci bir alan ise bilişim hukukunda, yapay zekada, akıllı kontratlar. Bütün bu blockchain ve kripto para ekonomisinde, Bitcoin'de, Ethereum'da aklımıza gelen, karşımıza çıkan akıllı kontratlar. Yarın öbür gün insanlar akıllı kontratlar ile milyarlarca dolarlık yatırım havuzlarını kiralayacaklar. O havuza kalıcı bir yatırım yapmak yerine akıllı kontratlarla kiralayacaklar. Peki akıllı kontratlarda anlaşmazlık problemleri, dispute resolving çıktığı zaman bilişim hukukçuları ne yapacak?
Dolayısıyla yapay zeka ve bilişim hukuku konusunda İngilizlerin dediği gibi we have work cut out for us. Gerçekten yapacak çok işimiz var. O yüzden hukukçuların kendilerini bir an önce bilgisayar yazılım ve yapay zeka konusunda yetiştirmeleri gerekiyor.